Merhaba. Cehaletle savaş zordur. Hele liderinin peşinden adeta efsunlanmış gibi yürüyen bir kitle varsa çok zordur. Hayatın pahalanmasını mültecilere bağlayan vatandaş öfkesini onlara kusabilir. Oysa gazına elektriğine gelen zammın artan kirasının sorumluları sıralansa Suriyeliler ilk ona bile girmez. Ayrıca problemin adını da doğru koymak icap eder. Sorun göç sorunudur. Adresi hükümettir, göçmenler sonuçtur. Diğer taraftan iktidarın hedef gösterdiği emlakçılar ve marketçilerin can ve mal emniyeti mülteciler kadar risk altında değil. Halkın yumuşak karnını yakalayan siyasetçiler hangi propaganda işe yararsa oradan yürüyor. Suriyelilerin günah keçisi seçilmesi bundan. Erdoğan Gezi direnişini kastederek camide içki içtiler yalanına, cami yaktılar yalanını da ekledi. Siz dilediğiniz kadar kendi mecralarınızda böyle bir şey olabilir mi? diye dövünün durun. Hatta işin doğrusunu anlatmaya çalışın. Nafile. Bakın, muhaliflerin Erdoğan'la büyülenmiş kitleye erişimi yok ve olmayacak. Haliyle bunun dışında kalan en az %60'lık kitlenin konsolide edilmesi gerekiyor. Tıpkı Erdoğan'ın kendi kitlesini konsolide etmesi gibi. Çünkü artık sıcak aylara girildi. Çok büyük yalanlar söyleyecekler. Erdoğan'ı oradan indirmek istiyorsanız gerçekten böyle bir hedefiniz varsa kendi ajandanızı uygulayacaksınız. AKP'nin attığı her topa çıkmayacaksınız. Profesyonel kampanya desteği alacaksınız. Seçim güvenliği diye bir kaygı olmayacak. Oyları çalacaklar korkusu var. Bunu zihinlerden sileceksiniz. 200 bin sandıktan hiçbiri radarınızdan çıkmayacak. Erdoğan kaybedeceği seçimi yaptırmaz diye bir görüş var. Hayli taban bulan bir görüş bu bunu ezbere kınamayacak, seçim sandığının teminatı biziz diye ortaya çıkacak ve umutsuzları ikna edeceksiniz. AKP iktidarını ve bileşenlerini bırakın. Onların demokrasi, seçim, sandık, oy, milli irade, hukuk, şeffaflık gibi değerleri yok. En az 8 yıldır yok. Sıfırladılar, inanmıyorlar. Kutsalları olmadığı için de her türlü hokkabazlığı yapacaklardır. Karşınızda siyasi partiler, bürokratlar, yandaş medya filan yok. Haydutlar var gidecekler deyip umudu kamçılamanız icap ediyor. Çok uzağa gitmeyin. 2014-2015 koşulları olsa Erdoğan milyon kere kaybeder. Bunu kendi de biliyor. Onun içindir ki heybesinde her seçenek var. Normaldir bu. Bakın batı başkentleri Türkiye'yi kritik her konuda beklemeye aldı. Seçim bekleniyor, Erdoğan'a topal ördek muamelesi bundan. İhtiyacınız olan şey güven ve inanç. Son haftalarda aday denklemi değişti biliyorsunuz. Kendine güven sorunu olanlar sendelemeye başladı. Dudak bükülen kimileri ise inancı ve kararlılığıyla öne çıkıyor. İyi de oldu.